Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerimize olsun inşallah. Toplam 3 videoluk bir serimiz olacak. Birinci videomuz Peygamber aleyhisselam İsa Mesih gelmeyecek diyenlere ayetlerle net belirteceğiz bizimle. Gelip gelmeyeceğini buradan ayetlerden göstereceğiz, anlatacağız inşallah. Bu videomuz yani Hz. İsa Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine dair ayetlerle net. Peşine daha sonraki bir videomuz. Meleklerin suretleri, yani insanın sureti belli, cinin sureti belli. Ama meleklerin sureti nedir? Onların bizimle net tespitini yapacağız. Gerçekten meleklerin sureti ne olduğunu dünyada bir ilk olarak sizlerle paylaşacağız bizimle. Üçüncü bir videomuz da Cebrail Aleyhisselam'ın kim, nece, görevi vesaire, bunları detaylarıyla bizimle anlatmış olacağız. İnşallah başlayalım. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Mesih'in geleceğine dair hangi ayetlerimiz var? Özellikle şimdi herkesin ya da hafız olan ya da bu ilahiyatçıların çoğunluğu ekseriyetinde bilen bilmeyen şunu söylüyor. Asaf suresi 40. ayet. Orada Allah Resulü'nün mealen söylüyorum. Muhammed sizin ileri gelenlerinizin hiçbirinin babası değildir. Bu Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir anlamında mealinde yani bir sure, yani 40. ayette zaten Resulullah Efendimiz'e de 40 yaşına peygamberlik gelmesi, burada da 40. ayette de bunu belirtmesi, bizimle baktığımızda bunu diyenler birinci derecede baktığında doğru gözüküyor ama öyle değil. Yani farklı tespitlerimiz vardı ama burada yine ben özellikle Furkan suresi 30 ve 31. ayetleri pür dikkat dinlemenizi rica ediyorum. Furkan suresi 30, Resul, ey Rabbim, halkım Kur'an-ı Kerim'i terk etti dedi. Ondan terk etmişler diyor halkım. Ondan sonra 31, bu hep böyle olmuştur. Biz her nebiye mücrimlerden, yani günahkarlardan bir düşman kıldık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin sana yeter. Evet, şimdi bu ayette hangisi İsa Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine dair diye sorabilirsiniz. 31. ayet kardeşlerim ne diyor? Biz, yani inkarlara hep, biz bir ayet, kitap gönderdiğimizde onu hep inkar ederler. Burada da zaten Resulullah Efendimiz'den bahsetse farklı. Burada diyor ki, Resul'den bahsediyor. Diyor ki, ey Rabbim, halkım Kur'an-ı Kerim'i terk etti. Şimdi Resulullah döneminde Kur'an-ı Kerim'e, peygamberliğe dört elle sarılanlar vardı değil mi? Yani İslam'a girip Kur'an-ı Kerim'i kabul ettikten sonra terk edenlerden bahsediyor. O zaman karşı çıkanlardan bahsetmiyor. Yeni bir din geliyor. Dinlerin tümünü tamamlayan, peygamberlerini de tamamlayan bir din geliyor. Karşı çıkanlar değil. Bak, bunu iyi anlayın. Yani Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiş, Müslüman, mümin olmuşlar. Ama sonra da Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş bir topluluktan bahsediyor. Bu da yani Allah Resulü'nden sonraki safhada anlatıyor. Bunu iyi bilmek lazım. Bak, idrakınızı da buraya vermeniz lazım. Daha sonra ne diyor? Diyor ki biz her nebiye günahkarlardan bir düşman kıldık. Şimdi Deccal'ın geleceğini herkes söylüyor. Kıyamet alameti olarak da söylüyor. Deccal kimdir? Günahkar mücrimlerden değil mi? Tersinden baktığında bir düşman varsa bir nebi de var yani. Resul de var yani. Allah'ın gönderdiği. Göndereceği. Demek ki Furkan 30-31'de Sünnetullah'ın nasıl işlediğini daha önceleri bazı videolarımızda anlattık. Hani gece gündüz iyi güzel, iyi kötü, cennet cehennem, dişi erkek,
İşte iki tane dünyaya hakim olacak Müslüman, iki tane kafir dünyaya hakim olacak. Burada da hem peygamber gönderiyor Allah-u Teala, Resul Nebi, yani peygamber Farsça bir kelime. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle Resul ve Nebi gönderiyor. Bunları gönderirken de karşılarında da bir tane düşman. Çünkü düşman olmasa bu sünnetullah'a aykırı oluyor. Şimdi bu dönemde de Deccal gelecekse, ki gelecek, demek ki bunun karşısında da Allah'ın Nebi veya Resul sıfatında göndereceği elçiler var. O nedenle zaten İsa Mesih'in geleceğini Allah Resulü bildiriyor. Onu inkar edenlere haşa haşa baba, oğul, kutsal ruh diye adlandıranların üzerine galip gelmek üzere. Bir de Allah Resulüne bildirdiği hadislerde ve Kur'an-ı Kerim'de de müteşebbih bölümlerin kendisine verildiği, onun izahat getirerek de aydınlatacağı, açıklayacağı bölümlerin Hz. Mehdi Aleyhisselam olduğunu buradan net anlıyoruz. Burada da dediğimiz gibi, şimdi İsa Mesih geliyor, evet Deccal onun karşısında bir düşman. Peki Mehdi Aleyhisselam geldiğinde onun karşısında kim düşman? Sufyan, birinci derecede. Sufyan'a galip geliyor. Sufyan'dan sonra Deccal'la savaşıyor aynı zamanda. Deccal'la da savaştıktan sonra son safhada İsa Mesih'in yardımıyla Deccal'ın kellesi kesilerekten mücrim, günahkar bu kullar, küfre girmiş bu kullar Allah'ın izniyle bertaraf edilmiş oluyor. Şimdi Deccal gelirken neyle geliyor? Örneğin eski ayet İncil'lerden geçen bir kısmında okuyayım inşallah. Mahşerin dört atlısı diye bugün Deccaliyetin Amerika'nın başındaki kişilerin de bunu hayata geçirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Mahşerin dört atlısı diye. Dört atlısıyla geliyorlar. Bunlar nedir işte? Birincisinde yani solgun at. Dört atlıdan biri solgun at. Birincisinin elinde temsil ediyor. Ölüm yani. Bu solgun at ölümü temsil ediyor. Kılıç, savaş yani silah, kıtlık, kırgınla ve vahşi hayvanların onların dünyanın dörtte birini zarara, talana, işte katletmeye yetki verilmiş dünyanın dörtte birini. Genelde de bu Orta Doğu bölgesi oluyor. Yani dünyanın dörtte biri dediğimiz civarı, bu civarlarda kırılması insanların kıtlıkla, kırgınla yani ani kırgınlarla, vahşi hayvanların sebep olacağı ölümlerle, bir de silahla, kılıç silahla savaşta diyebiliriz buna. Sonra siyah at ne diyor? Bir ölçek buğday bir dinara ve üç ölçek arpa bir dinara. Zeytinyağı ve şarabı zayi etmeyin diye bildiriyor. Burada da yani hayat pahalılığından, zamdan zulümden bahsediyor. Zaten günümüze baktığımızda zamlar almış başını gidiyor, daha da artacak. Yani buradaki duruma göre zaten anlatıyor. Salgın hastalık var zaten. Bunlar da anlattık ama zeytinyağı ve şarabı ziyan etmeyin. Zaten zeytinyağı değeri de artıyor, üretimi de düştü. Yani bunların da Allah tarafından korunacağını, zeytinyağının vesaire. Kızılat neymiş? O yeryüzündekilerden birinin boğazlansın diye dünyada barışı kaldırması yetkisi verilmiş ve büyük bir kılıç verilmiş bunun için. Yani büyük bir silah ve savaş. Yani yeryüzündeki barışı kaldırıp tüm ülkelerin, insanların birbirine girmesi, birbirini kırması için. Bir de beyaz at var. Beyaz at da birincisine bir yay verilmiş, ona bir taç verildi. Zaferden zafere koşarak son zaferine doğru ilerledi. Burada da İncil ve eski kitaplar olduğu için, oradan alıntı olduğu için bunlar da bunu kendilerine Deccal Mesih olarak işliyor. Aslında bu İsa Mesih değil, Mehdi Aleyhisselam'dır. O çıktığında zaferden zafere koşacaktır. Son zaferine doğru da gidecektir. Beyaz at işte İslam'ı, temizliği temsil ediyor aynı zamanda.
Şimdi bunu da bölebildik mi arkadaşlar? Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam neyle gelecek? Bunlar mahşerin dört atlısıyla yani bütün felaketlerle geliyorlar. Bunlara karşı Mehdi Aleyhisselam Allah-u Teala gönderdiğinde neyle gönderiyor? O da üç melekle, büyük melekle, Cebrail Aleyhisselam önünde, sağında Mikail Aleyhisselam, solunda da İsrafil Aleyhisselam'la Allah-u Teala gönderecek. Ayrıca 9.313 meleğin de gökten inerek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceğini Allah Resulü bildiriyor. Yani o meleklerin de İsa Mesih'i göğe çekilirken diye bahsettikleri bir hadis var. Onlar, o melekler de o zaman da oradaymış diye bildiriyor. Şimdi bütün bunlar ışığında baktığımızda yani Allah-u Teala Furkan suresi 30 ve 31'de belirttiği gibi bir Nebi ve Resul gönderdiğinde, elçi gönderdiğinde onun karşısında mutlaka ve mutlaka bir günahkarlardan, mücrimlerden düşman çıkarıyor. Yani bu sünnetullahın gereğidir. Adil olmanın gereğidir yani. İki, kavminin Kur'an-ı Kerim'i terk ettiğini belirten bir Resul var. Yani gelmişler, İslam'a girmişler ama Kur'an'ı terk etmişler. Özellikle bu son yüzyılda Kur'an-ı Kerim ve her şey terk edildiler. Yoldan geçenlere röportaj yapıyorlar, soruyorlar. Şehadeti bilmiyor, salavatı bilmiyor, işte peygamberini bilmiyor. Peygamberi soruyorlar, halifeleri söylüyorlar, halifeyi soruyorlar, padişahı söylüyorlar. Affedersiniz tahareti bilmiyorlar, boy abdestini bilmiyorlar. Yani buradan da ne anlaşılıyor? Bu dönemde ki insanların Kur'an'ı terk ettiğini söyleyen bir Resul elçi var. Ve bu elçinin karşısına da Allah-u Teala günahkarlardan, mücrimlerden bir düşman çıkaracağını bildirmiş oluyor Furkan suresinde. Bu nettir. Ahzab suresi 40 baktığımızda da Allah Resulü için ondan önce gelen tüm Nebi Resullerin sonuncusu olduğunu, Allah'ın Resulü olduğunu ve Nebilerin de sonuncusu olduğunu bildirmiş oluyor biznillah. Yani inşallah anlatabilmişizdir burada. Yani bir sadece bir ayete bakıp hüküm vermek doğru değil. Bununla ilgili ne kadar ayet varsa onları ele alıp öyle konuşmak, o doğruyu bulmak daha sağlıklı. Biz de biznillah bu şekilde yapıyoruz Rabbimizin izniyle. Dediğimiz gibi Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla inşallah İsa Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği kesindir. Buna inanan inanmayan kendileri bilir ve kaybedenlerden olurlar. Yani inkar kafirliğe götürür. Kafirlik de insanı helaka götürür, cehenneme götürür. İnşallah dediğim gibi anlatabilmişizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olunuz.